Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22-21'de olduğu gibi ekonomik görünüm programıyla bir kez daha karşınızdayız. Hemen Hakan Güldağ'la başlamayacağım. Hakan abi nefeslen. Tamam. Hakan abi nefeslemedi. Cevat abi siz aynı yerden gelmediniz. Sen niye önce geldin, sen niye sonra geldin abi? Niye öyle oldu? Aynı yerden geldik, aynı toplantıdan geldik. Yollar mı farklı? Hocam Kasımpaşa'dan dolaştı, biz Taksim'i tercih ettik ama... Aslında bu seçim iyi olmuş. Çünkü en azından birimizden birinin geleceği garanti oldu. Garanti. Kendilerini hecledi konuklarımız. Evet. Her ikiniz de hoş geldiniz. Sizler bir nefeslenin. Ben biraz muhabbet edeyim izleyicilerle. @BloombergHT Twitter adresimiz efendim. Twitter'dan bizlere katılabilirsiniz. Hem Hakan Güldağ hem de Can Fuat Gürleser Hoca'ya mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi... bugün tabii çok konumuz var ama ben izleyicilere de biraz sormak istiyorum. Onların da görüşünü alacağımız şu yerli derecelendirme kuruluşu artık çalışmaları mı diyelim, iddiası mı diyelim. Gerçi bu konuda bir plan olduğu daha önce açıklanmıştı. Evet. Biraz bunu konuşmak istiyorum, bununla girmek istiyorum. Bugün çünkü bazı iddialar vardı, ne kadar gerçek bilemiyoruz. Ama izleyicilerimize de şunu sormak istiyorum. Onların da görüşlerini merak ediyorum. Yerli kredi derecelendirme kuruluşu olur mu? Olur. Evet Barış Bey, bu nedenle. Ya da ya yerli kredi derecelendirme kuruluşu olur mu? Kendi kendimize mi atıyorum, not vereceğiz? Olmaz şu nedenle. Ya da olur. Tabii ki düzgün yaparsak olur. Neden olmasın? Hani Türkiye'nin diyoruz da Türkiye'nin kredi notu, Türkiye'nin işte notu düştü, notu yatırım yapılabilirin altında vesaire, bu tartışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi bir yerli kredi derecelendirme kuruluşu planı efendim söz konusu olabilir. Bu konuda lütfen görüşlerinizi Twitter'dan bizlere iletin. Ben de hem Can Fuat Gülesel'e hem de Hakan Güldağ'a sormaya çalışacağım. Önce sevgili hocamla başlamak istiyorum. Doktor Can Fuat Gülesel. Nedir bu yerli ve milli de hemen eklemek gerekiyor aslında. Yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu. Evet. Nasıl olur mu? Ne düşünüyorsun? Nedir bu konudaki son bilgiler? Evet. Ya son birkaç senedir gündemimizde olan bir konu. Önce uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye'ye ilişkin yapmış oldukları kredi derecelendirmelerine ilişkin bazı tartışmalar olmuştu. Ondan sonra bu gündeme geldi. Daha sonra hem hükümet programına girdi, hem kalkınma planına girdi. Yani kamunun belgelerine de işlenmiş oldu böyle bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'de yerli ve milli olarak hazırlanması ve kurulması ve faaliyet göstermesi. Şimdi burada Türkiye'de ofisi olup faaliyet gösteren bir tane yabancı kurulum var. Yani burada dört tane büyük var zaten. Üç büyük veyahut da dört büyük. Japon Kredi Kurumu, JCR diye kısaca çağırdığımız kuruluş burada. Ofisi açık olarak değerlendirmeler yapıyor. Şimdi burada Türkiye'nin hem ülke notunu, hem şirketlerini, hem de finansal kurumların kredi notlarını ortaya çıkaracak bir yerli ve milli kurum. Şimdi bu olur mu? Şimdi her ülke böyle bir kurumu kurmak isteyebilir, kurabilir de. Fakat önemli olan bu kurumun yapmış olduğu kredi derecelendirmelerinin uluslararası diğer kuruluşlar ve yatırımcılar tarafından kabul görmesi. Yani burada eğer diğer uluslararası kurumların değerlendirme metotları veyahut da bunu kendi geliştireceğiniz değerlendirme metotları ve benzerileriyle eğer bir objektif değerlendirmeler yaparak uluslararası alanda da evet denilebilecek kredi derecelendirmeler olursa neden olmasın diyebilirim. Fakat bütün dünyada şöyle bir eğilim var. Yani Avrupa Birliği dahi kendi içinde biliyorsunuz bu 2008 küresel krizi sonrası işte ülkelerine ilişkin olarak yine bu büyük dördün veyahut da büyük üçün, diğer üçü de Amerika kökenli, yapmış olduğu kredi derecelendirmelerden memnun olmadığı için bir Avrupalı kredi derecelendirme şirketi kuralım mı diye onlar da gündeme getirmişti. Gündemlerini almışlardı ama o da hayata geçmedi. Yani şöyle bakacak olursak dünyada geri kalan ülkelerde bu tip bir kredi derecelendirme kuruluşu yok. Amerika'da mesela bir Güney Afrika kredi derecelendirme kuruluşu olsa.
Yani şöyle Brezilyalı kredi, Arjantinli kredi derecelendirme kuruluşu yok. AJT atıyorum mesela. Yani bu mevcut 3 veya 4'e ne kadar eleştiriler olmakla birlikte uluslararası alanda itibar gören, yani itibarı tabii artı eksi 3 büyükler, bir de Japonların. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet, maalesef orada uluslararası yatırımcıların gözü kulağı onlarda olmaya devam ediyor. Kurarsınız ama ne kadar itibar görür, kabul görür. Biraz izleyicileri mesajdan Hakan abi sana dönmeden. İzleyiciler çünkü onların da düşünceleri merak ediyorum. Onların da fikirleri olur diyenler de var, olmaz diyenler de var. Ne kadar güzel fikir çeşitliliği ve nedenleriyle yazarsanız çok daha mutlu olacağım. Evet olur. Yerli kredi derecelendirme kuruluşu olur Barış Bey bu nedenle. Hayır olmaz yerli kredi derecelendirme kuruluşu. Olur mu canım? Şu nedenle. @bloomberg.com Twitter adresimiz. Şöyle biraz okuyacağım. Bakalım neler gelmiş efendim. Neler yazılmış bu konuda, bu enteresan tartışma konularından. Bir tanesi İbrahim Bey diyor ki Barış Bey yerli olması yabancıların parayı ülkeye getirmesine fayda sağlamaz ki diyor yani. Biz yapalım. Yani yabancı o yerli kuruluşta mı parayı yurt dışından buraya getirecek demiş. Böyle sormuş. Bir başka izleyicimizin mesajına bakıyorum. Olmaz tabii ki diyor. Kim güvenip de bu kuruma yatırım yapacak? Güvenecek varsa diyor işe yarar ama ben inanmıyorum demiş Sinan Mel Bey. Yani bu konuda bir güven olması lazım diyor. Doktor Fatih Anıl Bey diyor ki Can Hoca'ya selamlar. Yerli derecelendirme kuruluşu olur. BDDK gibi düzgün ve bağımsız çalışması sağlanırsa başarıya ulaşır. Düzgün ve bağımsız bağımsızlık vurgusu var burada. Efendim bakıyorum yerli derecelendirme kuruluşu diyor bekar düğünü gibi olur. Kendi çalar kendi oynar. Recep Savar Bey'in görüşü bu şekilde. Levent Uludağ Bey diyor ki borcu kim verecekse kredi derecelendirmeyi de o yapar. İç piyasadan borçlanacaksan yerli olur. Amerika, Avrupa, Japonya bono satacaksan diyor uluslararası kuruluşlardan alman lazım diyor. Parayı onlar verecek, onlar notlaması lazım. Yine şu Faruk Bektaş Bey'in mesajını okuyayım. Parayı verecek olan kimse kendi çalıştığı şirketi tanır diyor. Senin vereceğin dereceyi tanımaz. Orhan Bey diyor ki neden olmasın? Özgüven olmazsa olmaz diyor. Ezik olmayalım diyor. Tabii ki olur. Yerli kredi derecelendirme kuruluşumuz neden olmasın diye mesaj göndermiş bizlere. Demiş mesela biz diyor yargıya güveni daha iyi bir yere getirmeden diyor yerli kredi derecelendirme kuruluşuna kim güvenir diyor. Tolga Bey yazmış. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hani sorgulanıyor, konuşuluyor. Derecelendirme kuruluşu hiç bağımsız olur mu demiş. Tayyar Bey mesaj göndermiş. Merkez Bankası ne kadar tarafsızsa derecelendirme kuruluşu o kadar tarafsız olur diyenler var. Çok güzel, enteresan hakikaten izleyicilerimizin mesajları. Olmaz tabii diyor herkese 10 verir demiş. Yani öyle düşünmemek lazım. Önyargılı olmamak lazım ama tabii ki fikirlerinizi yazmaya devam edin. Yerli kredi derecelendirme kuruluşu evet olur, hayır olmaz şu nedenle diye Hakan Güldağ'la devam edelim. Ya aslında tabii sevgili izleyenlerimiz yani hemen her noktanın altını bir şekilde çizmişler ama şöyle diyelim. İki tarafı da yani haklı çıkarabilecek bugün pek çok gerekçe söylenebilir. Merkez Bankası'nınla ilgili tartışmanın yürütüldüğü bir süreçte böyle bir kredi derecelendirme kuruluşunun üstelik biz bunu hani göstere göstere ya bize diğer kredi kuruluşları doğru değerlendirmiyor, düşük not veriyorlar diye yapıyorsak bunun inandırıcılığı olmaz. Öyle diyenler haklı çıkar. Ama bizim yerli niye olmasın? Yani sonuçta şirketlerimiz yok mu? Yerli bankalarımız var, şirketlerimiz var. Bunları değerlendirebilecek bir de yerli derecelendirme kuruluşumuzun olması da gayet makuldür. Hiçbir sıkıntı da yoktur. Bunu yapabilecek kadar birikimi olan insanlarımız da vardır. Hani insan sıkıntısı da çekeceğimiz bir alan değil. Olur mu? Olur. Ama teorik olarak olur. Şu anda çok fazla insanı inandıramayız. Hani bunun düzgün işleyeceğine inandıramayız. Algı olarak söylüyorum. Ama eğer biz şunu görüyor muyuz bir yanıyla da yani bir ihtiyaç nereden çıktı? Yabancı diye değerlendirdiğimiz aslında uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da geçmişine baktığımızda hani böyle çok da... PewDiePie mı diyorsun? Değil. Kesinlikle değil.
o kadar çok üzerlerinde sıkıntı var ki. Hı hı. Ama tabii bu süreç. Bununla ilgili gizli anlaşmalar, açık anlaşmalar, para alıp yapılan işler tarihlerinde şöyle yani bir şeyde arama motorlarında küçük bir arama bile bunlarla ilgili pek çok noktayı gözler önüne serecektir. Ama bugün geldikleri noktada bir izleyicimiz de söylemiş. Zaten ne zaman bunlar daha çok yükseldi ve itibar kazandılar. Esas itibariyle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmak isteyen zengin ülkelerin yatırımcılarını bilgilendirdiklerinde ve bununla ilgili doğru bilgileri aktardıklarında bu ihtiyaç ortaya çıktı. O zaman bu işte biraz normalleşti. Gelişmekte olan kendi ülkeleri için biraz alavere dalavereli tırnak içinde yaptıkları işler diğer gelişmekte olan ülkeler için, çünkü oradaki yatırımcıları aldattığınız zaman bu sefer çok büyük problemlerin çıkması ve de para kazanamamayı da beraberinde getiriyordu. Çünkü bu kuruluşlar hem yatırımcılarından, yani kendinden bu bilgiyi isteyenlerden tahsilat yapıyor, hem de o gelişmekte olan hükümetlerden de aslında para kazanıyorlar. İkili bir şeyleri var. Bunu belli bir oranda düzgün götürmeye çalıştılar. Ama olmuyor mu? Politik bir takım şeyler olmuyor mu? Oluyor. Gene oluyor. Şimdi biz yaparız. Yerli kuruluş. Ben dengelemeye çalışacağım. Onlar bana kötü not verdi. Ben de notu yükselteceğim gibi bir yere giderse hiçbir şekilde işlemez. Bir de üstelik rezil olmak var. Kendimize güldürmek de var. Hiç bu yollara sapmayalım. Yani mesela öyle yapacaksak. Biri yatırım yapılamaz diyor. Üç tane Fitch, evet. Moody's, S&P. Biz mesela kurduk yerli milli derecelendirme kuruluşumuzu. Not vereceğiz mesela. Bir bankamıza atıyorum. Tak 3 A ile başlıyoruz. Evet. Ya bir taraf diyor ki 3 tane eski işte tanınmış bildiğin, evet, tabii ki geçmişlerinde soru işaretleri de olan Moody's, Fitch, S&P, bu diyor yatırım yapılamaz. Yani ya A'yı bırak geç, yatırım yapılamaz notun altında. Sen notu bir verdin 3 A. En iyi notla, evet, başla. Evet. Bu olmaz diyorsun. Bu olmaz Barış'ım. Bu noktaya kadar gitmeye bile gerek yok. Hani çok daha aşağıda, daha dar bir baremde bile olsa, eğer gerçekleri yansıtmıyorsa, hı hı, bir süre bu mutlaka izlenecek. Ha, eğer iddiamız varsa, mesela bak Norveç Varlık Fonu bir ara dedi ki ben bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarını belli oranda dikkate alacağım dedi. Kendim araştırma yapacağım. Çünkü tam doğru bilgilenmiyorum bunlara göre hareket edersem dedi. Bu alanda bir boşluk var. Sen de ülkene sahip çıkabilirsin ama ülkene sahip çıkmak ülkeyi olmadığı gibi göstermek değil, var olduğundan farklı göstermek değil. Ne altında ne üstünde olduğu gibi gösterme başarısını sen gösterebilirsen ve bunu sürdürülebilir kılarsan, sen bugünkü uluslararası derecelendirme kuruluşlarından da daha itibarlı bir yere de gelebilirsin. Bu mümkündür. Peki. Ama bunu yapman gerekiyor. Bunu yapacak mısın? Bir noktaya da dikkat çekmek isterim. Lütfen. Bu arada geldiğimiz mecliste de konuşuluyordu, başka yerlerde de konuşuluyor. Şu sıralarda tabii yeniden yapılandırmalar ön planda. Hocam da mutlaka konuyla ilgili ona değinecekti. Çok şey var. Hakikaten ince ince bakıyor, titizlikle bakıyor. Mutlaka söyleyecekleri var. Ama piyasada konuşulan, ya uluslararası derecelendirme kuruluşlarının piyasaya girip bu yeniden yapılandırmalar vesairesinde, çünkü çok ilerleyemiyoruz. İş dünyamız gayrimenkul, yani inşaat piyasasında da olsun, müteahhitler tarafında da olsun, diğer yerde de belli oranların, belli rakamların altına inmek istemiyor. Değerlendirmeleri böyle kendi istediği rakamlardan yapılsın istiyor. Bankalar da buna çok razı olmuyor. Diğer kuruluşlar da buna çok razı, hı hı, olmuyor. Şimdi bunları yabancı kuruluşları da işin içine sokarak, çünkü böyle bir şey getirildi biliyorsun, bir değerlendirmeler yapılacak diye, işin içine sokarak ucuz fiyatlara indirileceği ve bu firmaların yabancı kuruluşlar tarafından bir anlamda ucuza kapatılacağı yönünde bir söylenti de var piyasada. Şimdi bu anlamda hani diyoruz ya zaman zaman,
ya manidar oldu zamanlaması filan diye. Böyle bir tarafı da var konunun. Hakikaten hiçbir şekilde ucuza kapatmaya tabii ki direnebiliyorsak müsaade etmememiz lazım. Bunlar bizim çok konuştuk kapasitemiz. Bunlar memleket için önemli ama satılması gereken, satıldığı zaman yaşayacak firmayı da satmamız da lazım. Buna da bunu çok kurban etmemek lazım. Söylemek, altını çizmek istediğim konu bu. Hani yerli kuruluş tamam ama yani bu işlerde böyle maça çıkar gibi oynayacaksa olmaz. Hakem gibi duracaksa olur. Tamam. Biraz daha izleyici mesajlarına döneyim. Doktor Can Fuat Gürlesel'e de yorumu için, devamı için sözü vereceğim. Efbul'un Börkeyt'e'den bizim artık bu açık zaten planda da var değil mi? Ekonomi yönetiminin yerli derecelendirme kuruluşu planı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olur olmaz. Efbul'un Börkeyt'e'den Twitter'dan değerli izleyicilerimizin de mesajlarını alalım demiştik. Diyor ki mesela izleyicilerimizden yine bir tanesi. Türkiye'ye dışarıdan yatırım yapacak milyarlarca dolarlık fonlar yöneten kurumlar diyor. O insanlar zaten diyor Fitch ve Moody's'in kararlarına da bakmıyor demiş. Kendi analizlerini kendileri yapıyorlar. Biz diyor kendi derecelendirme kuruluşu kursak hani ne olur nereye kadar ilerleyebiliriz. İbrahim Saka Bey, Barış Bey diyor yerli derecelendirme kuruluşu kendin çalıp kendin oyna demektir. Benzer bir mesaj da daha önce başka bir izleyicimizden gelmişti. Bekar düğünü diye. Evet bekar düğünü diye. Olabilir diyor Colton Rumuzlu izleyicimiz olabilir. Batılı rating kuruluşları diyor bizim bölgemize ön yargılı diyor. Ön yargılı bir şekilde davranıyorlar. Ön yargılı bir şekilde notluyorlar. Tabii ki diyor yerli derece. Yani şimdi bunu zaman zaman dillendiriyoruz ya. Hakikaten bu kadar da olmaz dediğimiz Moody's'den, Fitch'ten, S&P'den zaman zaman açıklamalar geliyor. Yani diyoruz ki ya bu Türkiye hiç bilmemektir diyoruz mesela. Hani bu kadar da olmaz dediğimiz noktalar var. Ön yargılılar diyor. O nedenle bence biz kuralım demiş. Efendim bir başka izleyicimiz. Yabancı kuruluşlar zaten yabancılara raporlar hazırlıyor. Yerliler için değil ki demiş yine mesajında. Bir başka izleyicimiz abi diyor öğrencilerin kendilerine not vermesine benzer diyor. Yerli derecelendirme kuruluşunu kurarsak. Seyit Ahmet Bey teşekkür ederiz mesajınız için. Bakıyorum gene tabii aralardan hepsini okuyamıyorum. Mesela enflasyon hesaplamaları konusunda hani diyor biz diyor yeteri kadar hani o noktada güveni sağlayamadık nasıl acaba derecelendirme kuruluşuna güveni sağlayacağız diyen birkaç tane böyle mesaj var. Şöyle bakıyorum para hangi ülkedeyse o ülkenin kredi derecelendirme kuruluşu itibar görür bence demiş. Parayı ben vereceğim ve kime güveneceğim? Tabii ki güvendiğim ve kendini ispat etmiş bir kuruma göre para veririm demiş. Arjantin'de diyor böyle bir kurum olsa Arjantin'in notu çok yüksek olsa kim güvenir demiş. Bir başka izleyicimiz hangi kuruma bağlı olacak demiş. Nesrin Hanım sormuş. Yani diyelim ki diyor biz yerli kredi derecelendirme kuruluşunu kurduk. Nereye bağlı olacak? Tamamen bağımsız mı olacak? Atıyorum bankalar birliğine mi bağlanacak? İşte meclise mi bağlı olacak? Cumhurbaşkanlığına mı bağlı olacak? Ekonomi Maliye Bakanlığı mı? Yoksa tamamen ayrı bir AŞ olacak? Evet. Mesela borsa bile hani AŞ olmasına rağmen sonuçta bir doğru kamu etkisi olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla acaba diyor nereye bağlı olacak? Yeni bir varlık fonu vakası gibi olabilir mi demiş. Yani o konuda da çok büyük beklentilerle aslında yola çıkmıştık. Umarız varlık fonu tarafında yeni gelişmeler olur. Onu hatırlatmış izleyicimiz. Türkiye'de diyor ortak bir organizasyon ya da birliğin derecelendirmesi daha şeffaf ve muteber olur diyor. Demiş bir izleyicimiz. Yerli kuruluş rapor hazırlayıp kime sunacak yabancıya? Yabancı kendi kendimize verilen notun ne anlamı var ki diyor. Yani hakikaten tabii yabancılara hazırlık ama ya içerideki kuruluşlara da not verilecek. Yani birçok yerli kuruluşumuz da bir bono ihracı için vesaire not almak zorunda tabii, oluyor. Onu ifade edelim. Devam edelim hocam. Evet. Şimdi hani biraz dedi zamanlama konusunda neden şimdi daha böyle gündeme geldi? Bugün bazı iddialar yer aldı basında. İşte JCR ile ilgili, Orhan Bey ile ilgili, Orhan Ökmen'in başında olduğu kurum işte yani. Acaba hükümet talip oldu olmadı vesaire diye doğrulanan bir şey yok. Sadece basında yer aldığı için ifade ediyorum. Ne dersin? Yani şöyle şimdi
biliyorsunuz bu 19 Temmuz'da yeni bir düzenleme çıktı. Kredilerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak birkaç programda da üzerinde tartıştık ve orada yeniden yapılandırmaya başvuracak olan şirketlerin finansal denetimi konusu var, söz konusu. Ve bu finansal denetimi de kimler yapacağına ilişkin olarak da bir yetkilendirme ve bir açıklama bekleniyor ki bu da büyük ölçüde Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'ndan şu anda bekliyoruz. Çünkü genel çerçeveyi bu kanun uygulamasına ilişkin olarak genel çerçeveyi o çizecek ve de yeniden yapılandırma başvurusunda bulunacak olan firmaların incelemesini de şu yetkili firmalar yapacak diyecek. Şimdi orada bence bir gecikme halen var. Yani bir gecikme var. Yani bir an evvel bunun 30 Eylül faiz döneminden evvel çok süratle hayata geçmesi gerekiyor. Yani düzenlemenin çıkması ve yeniden yapılandırmalar için başvuruların başlaması gerekiyor. Şu an yeniden yapılandırma başvuruları var ama bu adım atamıyoruz çünkü böyle bir düzenleme bekliyoruz. Şimdi orada bu finansal denetimi yapacak olan, evet bu şirketin hayatı devam edebilir, kredileri yeniden yapılandırılmalıdır ve hatta yeniden yapılandırılamaz diyecek finansal denetim şirketlerine çok büyük ihtiyaç var. Onlar adına da önemli bir yük. Çok kritik bir karar verecekler. Çok büyük firmalardan çok küçük ölçekli firmalara kadar. Yani firmaların hayatiyetine ilişkin bir karar verilecek. Hmm. Yani şimdi orada çok objektif, uluslararası normlarda değerlendirme yapacak finansal denetim kuruluşlarına açıkçası ihtiyaç var. İlk yayınlandığı zaman ben biraz daha bunları özel tüzel kişiliğe sahip olan özel sermayeli finansal denetim şirketleri, bu kredi derecelendirme şirketleri gibi düşünmemiştim açıkçası. Fakat sanki şimdi bu tip kurumlardan biraz kredi derecelendirme şirketlerine doğru bir yönelme var gibi. Yani bu işi kredi derecelendirme şirketleri veyahut da listede yer alacakların ilk başlarında bunlar yer alsın şeklinde bir eğilim sanki var gibi hissetmeye başladık. Bugün de JCR'a ilişkin olarak Türk bankalarının, İMKB'nin vesairenin ortak olduğu şeklinde bir haber çıktı. İstediği şeklinde. İstediği şeklinde. Yani İddia, ortak olduğu değil, iddiası bir Borsa İddia. İstanbul. Evet, Borsa İstanbul. Evet. Ne dedim Hakan ben? İMKB'den mi? Geçtik abi İMKB. İMKB. Öyle mi? Kapattık orayı. Aynen. Her şeyin... Artık Borsa İstanbul'a şey. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'a şey. Yok, evet. Halen şeye, Vodafone Park'a da halen İnönü Stadı dediğimiz gibi. Aynen. Beşiktaş Park dediler son milli maçta değil mi? Ama İnönü halen bizim için. Evet. Yani şöyle... sanıyorum bundan biraz ön plana çıkmaya başladı. Ve gerçekten burada bu finansal denetlemeyi kimin yapacağı çok çok önemli olacak. Burada bu kurumun mutlaka bağımsız bir AŞ olması gerekiyor. Bağımsız mı olması lazım? Elbette. Bir kamu... Ne olacak? Bağımsız olmazsa ne olur? Ay şöyle, bir kamu kurumuna bağlı olması şey yaratır. Evet. Yani şüphe yaratır, endişe yaratır. Yani böyle bir finansal denetim şirketinin mutlaka... bağımsız, özel, ticari bir kurum olması gerekiyor. Ne kadar bağımsız olabilir, ne kadar bağımsız kalabilir? Yani şöyle söyleyeyim, eğer Türk bankalarının, ki şu anda itibar, yani itibar ve güven diyoruz, yani itibar açısından, hadi yeni ismiyle çağırayım, Borsa İstanbul, ve bankaların ortak olacağı, kendilerinin kuracağı vesaire bir Türk kredi derecelendirme şirketi ortalamanın üzerinde bir itibarla en azından başlar. Faaliyet gösterdikçe de o itibarını ve güvenini... Can Fuat abi şöyle diyorsun abi. Yerli kredi derecelendirme kuruluşunu kurdun ki not versin. Evet. Ama piyasada ya da piyasadaki oyuncular da o kredi derecelendirme kuruluşuna not verecek. Tabii. Yani tabii. Aslında evet. O kuruluşun da bir notu olacak. Tabii. Evet, yani güvenilirlik anlamında, şeffaflık itibar. Anlamında, itibar anlamında, barış. Doğruluk anlamında onun da bir notu olacak. Öyle bu tip bir kurumun güvenini ve itibarını kendisi sağlar. Yani bugün atıyorum Almanya bile bir sıfırdan bir Alman kredi derecelendirme şirketi kursa onun da güven ve itibarı belli bir süre içinde ortaya çıkar. Hı hı. Yani bu sadece Türkiye'de kuracağımız bir firma için değil. Yani kurabiliriz bir zaman içinde güven ve itibarı. Peki. Kendi vereceği kredilerle notları da belirleyelim. Can Fuat abiden sana döneceğim Hakan abi ekleyeceklerin için. İzleyicilerimize sormuştum. @bulunbörkiyeti Twitter adresimize teşekkür ederiz. Mesajların için okuyacağım. Yerli kredi derecelendirme kuruluşu olmalı şu nedenle. Olmamalı bence bu nedenle diye. Lütfen gönderin Twitter adresimize @bulunbörkiyeti demiştim. Mesela Pagan Bey diyor ki bu diyor bir geyik muhabbeti gibi diyor. Zirveyi gördünüz bence. Yerli derecelendirme kurumu diyor. Hani
bu diyor bu olmaz demeye geçiyor. Yani niye bunu konuşuyoruz ki demeye çalışıyor ama bu böyle bir plan var. Yani bu olmayan bir şeyi biz uydurup da burada gündeme getirmiyoruz. Hatta bugün basında da iddialar var. Ama izleyicimiz inanmıyor demek ki böyle bir şey ki böyle bir mesaj yazmış. Ki o çok affedersin. Buyurun. O iddialar bir hafta önce zaten gündeme geldi. Hmm. Bu konuşuldu. Herkes yani şu andaki çıkan haber önemli ölçüde artık bir geçmişi olan ve de çok da fazla yalanlanmayan. Doğrulanmadı ama yalanlanan bir şey de yok. Peki. Ona da dikkat çekmek isterim. Ya bu haber doğru. Benim görüşüm, benim sezgim o yönde. Peki Colton bir başka izleyicimiz diyor ki evet olabilir. Hatta bölgemizde önemli bir boşluğu doldurabilir. Doğru. Yani doğru. İşte Türkiye'nin bulunduğu MENA bölgesi diyebiliriz. Orta Doğu, Güney Afrika, Avrupa, Doğu Avrupa. Bu bölge için önemli bir boşluğu doldurabilir. New York ve Londra'daki rating şirketlerinde çalışanlar diyor bölgeyi ve bizi anlamadan üstünkörü bu işleri yapıyorlar. Bence diyor bölgeyi bilen ve başarılı bir iş çıkaran kurum yapabiliriz, neden olmasın demiş. Bir enteresan mesaj daha vardı, onu da bulabilirsem yine okumaya çalışacağım. Ömer Bey demiş ki yerli derecelendirme kuruluşumuz olmalı ancak diyor ilk 10 yıl Türkiye'deki hiçbir kuruma ya da şirketi denetlememeli. 10 yıl sonra bağımsız olduğunu ispat ettikten sonra Türkiye'deki kurumları, şirketleri denetleyebilir. Böylece yoluna devam eder ki diyor yani burada bir kendini ispat dönemini sunmamız lazım demiş o şirketimize. Yerli derecelendirme kuruluşu tam bağımsız çalışabilecek mi? Emine Hanım yine sormuş. Yani burada bağımsızlık konusunda bazı acaba böyle bir kuruluş kurulursa ne kadar olur diyen izleyicilerimiz var. Bence adil olmaz demiş böyle bir kuruluş kurulursa efendim. Hangi kuruma yine bağlı olacak diyen bir başka mesaj görüyorum. Patron kendi şirketini denetler mi demiş, böyle bir mesaj göndermiş Onur Bey. Yerli kuruluş hazırlayıp bunu kime, hangi kuruma rapor olarak sunacak? Yabancıya. Yabancıya bunun diyor bir anlamı var mı? Avukat sanırım Cengiz Aksu Bey ifade etmiş. Dolayısıyla izleyicilerimizin bolca bu konuda, yani müşteri bulabildiği sürece olur demiş mesela Fırat Bey. Yine neden olmasın gibi. Doğru bir söz. Mesajı var. Ne dersin Hakan abi? Yine yani, alayım mesajlarını. Diyelim ki bunun ismi İstanbul Ratings. Evet. Yani böyle bir kuruluş eğer bir derecelendirme yaparsa bence buna dünyadaki bankalarda, Türkiye'deki bankalarda kesinlikle bakar. Ondan sonra hı-hı, müşteri bulup bulamayacağı ne yaptığına bağlı olarak gelişir. Bence hakikaten bugün için bu çerçeve söylenebilir. 10 yıl bekleyip de sadece etrafı rating yani derecelendirip sonra yerli yaparsa bunun fazla olmaz, bir şeyinin olacağını zannetmiyorum. Evet. Doğru da olmaz zaten. Hı hı. Ama Gürcistan için, bilmem Bulgaristan için, bölge İstanbul ülkeler Finans için, Merkezi projesi de var. Var. Eğridir, doğrudur. Yürüyor, yürümüyor ama böyle bir finans merkezinin de böyle bir burada muhkim bir kredi derecelendirme şirketine ihtiyacı olacak herhalde. Mesela İstanbul Tahkim diye bir şey var şimdi. Evet. Düzgün çalışıyor mu? Bence çalışıyor. İstanbul Tahkim bu başardık. Yani yürüyor. Evet. Oraya firmalar geliyor. Yani şirketler kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tek şeyinden tahkim aracılığıyla çözebiliyorlar ve çalışıyor diyor. Çalışıyor. Çalışıyor. İşte biz yaptık. Yapamayız diye bir şey bence doğru değil. Değil. Evet. Ama ne yaptığının önemi çok büyüktür. Kesinlikle doğru. Hı hı. Ne mesaj vereceği, ne algının oluşacağı doğru. Bugün için daha piyasa kurallarını biraz fazlaca eğip büktüğümüz bir süreçte Merkez Bankası'nı da dahil edin buna, başka konuları da herkes anlıyor zaten. Böyle bir süreçte tabii ki tepkiler de son derece normal. Ama sonuçta o İstanbul Ratings'in diyelim ki şeyini itibarını kendisinin ne yaptığı belirler. Ama gider bunu kamudan maaş, ama bu da olabilir bakın. Yani bu bile itibarını
en başta zedeleyecek bir şey değildir aslında. Ama eğer bu şirket tutar da kamudan maaş alırsa tabii ki zayıflar. İnandırıcılığı azalır. Hı hı. Peki. Kendisi bağımsız olması çok çok önemli. Ben de hocama orada katılıyorum. Burada yani bu yeniden, yani şöyle anlaşılıyor. Evet. Yeniden yapılandırma dönemi, bankalar sonuçta bir kritere bakmak istiyorlar bu dönem değil mi? Aynen. Belki bunun altını bir kez daha çizelim. Objektif bir değerlendirmeye bunu yapacak bir kuruma ihtiyaç kuruma, var. Böyle bir ihtiyaç var. Evet. Sonsuz ihtiyaç bu var şu an. Bu da eğer az önce de ifade ettiğimiz gibi bağımsız, efendim, denetlenebilir, şeffaf kriterlere, uluslararası normlarda finansal normları çalışır etmiş bir şekilde bir kuruluş oluşturulur. Evet. Ve bunlar da bankaların, sonuçta finansal sistemin burada sağlığı önemli. Evet. Bankada gözü kapalı birine yeniden yapılandırma, gözü kapalı bir şirkete yeniden yapılandırma noktasına gitmek istemeyecekler. Gitmemeliler de zaten. Evet. Hani hatır gönül işleriyle bu işlerin olmaması lazım. Aynen. Rapor denetlenebilir, şeffaf, arkasında hakikaten bilginin olduğu bir raporla, bir kurumun hazırladığı raporla bu işlerin olması aslında bir ihtiyaç. Evet. Umarız böyle olur. Bu da aslında finansal sistem için nihai noktada ihtiyacımız olan bir şeydir. Doğru mu? Hem finansal sistem için hem de yeniden yapılandırmaya başvuran ve başvuracak çok çok sayıda kredi sahibi firma içinde objektif değerlendirme yapacak. Barış, böyle bir kuruma azami ihtiyaç var şu anda. Hı hı. Yani kime evet sen yeniden yapılandırılabilirsin, yeniden yapılandırılamazsın diyecek, kim diyecek, nasıl diyecek, hangi kriterlere göre diyecek? Çok önemli bir ihtiyaç. Yani şu an Türkiye ekonomisinin ya şu günlerdeki en sıcak ihtiyaçlarından birisi bence bu. Şimdi bu kuruluş araştırmalar yapacak. Evet. O şirketleri inceleyecek. Yaptığı araştırmaların sonucundan korkmazsa ve de objektif kriterlere göre karar verirse bence bu kuruluşun çok da önemli bir rolü de olabilir. Kurda kuşa yedirmemek için Türk şirketlerini diyelim ki, yani böyle amiyane söylüyorum. O araştırmalar o işe yarayacaksa varsın yarasın. Bundan hiçbirimiz rahatsız olmayız. Ama ben kurda kuşa yedirmeyeceğim. Onun için notlarıyla oynayacağım. Biraz farklı bir çerçeve çizeceğim. O işte hiçbir inandırıcılığı olmaz. Aksine bizi daha da kötü bir yere doğru sürükler. Ve yeniden yapılandırmalar açısından da sıkıntı yaratır. Çok sakıncalı olur. Çok sakıncalı olur. Ya bankaları o zaman şey yapmış hale getiririz. Yani bu yani böyle şey gibi. Ya yolun sağından gideceksin ya solundan gideceksin. Oradan gittin mi bir araç seni ezer geçer. Bölge için, hani bir izleyicimiz demiş ya bölge için. Hakikaten aslında hani İstanbul, yani biraz uzağındayız. Umarız daha da hızlandırılır. İstanbul'un hani finans merkezi olması ne istiyoruz? Sadece hani binalarla değil, gerçekten tabii finansın merkezi olmasını istiyoruz. En azından bölgemiz için. Evet. Böyle bir kuruluş hakikaten az önceki söylediğim kriterleri barındıran bir kuruluş. Bölgede de bu batı kaynaklı S&P, Moody's, Fitch, o büyük kredi derecelendirme kuruluşuna da belki bir alternatif olarak ortaya çıkabilir. Evet. Böyle bir ne diyelim, potansiyelde var mı yok mu bilmiyorum, ne dersiniz? Ya şöyle Fatih, esasında şöyle Fatih, yani İstanbul Finans Merkezi eğer düşündüğümüz şekliyle gelişirse, yani burası gerçekten bölge ülkelerinin finansal ihtiyaçlarını bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası araçları vasıtasıyla sağlayan bir bölgesel finans merkezi halinde gelişecek olursa, hı hı, veyahut da gelişecekse zaten böyle bir kuruma ihtiyaç var. Yani bu kurum da burada çok etkili şekilde çalışabilir. Bir de şunu Barış, yani bunu desteklemek için şöyle paylaşayım. Şimdi hiçbir kurum, ya özellikle uluslararası işlerde bir şirket zaten tek bir kredi derecelendirme şirketinden de not almıyor. Yani hepimiz biliyoruz ki şimdi finansal danışman arkadaşlarımız daha, hı-hı, iyi değerlendirir. Yani bir, herkesin sözleşmesinde şöyle yazıyor. Yani firma, yatırım yapacağınız firmaların en az bir, iki, yani bir çok çok az, iki uluslararası derecelendirme şirketinden kredi notu almış olması gerekir. Notlarının şöyle olması gerekir gibi. Biz de İstanbul için şöyle diyebiliriz. Yani burada çalışacak firmalar içinde, burada halka açılacaklar içinde, buradan kredi alacaklar içinde vesaire de, ya yani hem uluslararası bir firmadan, hı hı, hem de işte ismini Hakan koydu, yani İstanbul Ratings'ten
Al nasıl koşulu. Adını da koyduk Kor, yani. Bence şey ismini İstanbul de... İstanbul Rating. Şeyi de alabilir Hakan. İsim isim hakkını da. Ben güzel hiç, yani. Hiçbir talebim yok. Evet. Bence etkili olabilir bölgede. Ben şöyle diyorum. Bu bana göre eğer doğru düzgün işlerse şu anda en azından şu aşamada... Hı-hı. ...ki İstanbul Finans Merkezi için zaten bir sürede var önümüzde öyle anlaşılıyor. Evet. İFM'den yani İstanbul Finans Merkezi'nden çok daha işlevsel olur. Çok daha işlevsel olur. Yani bir süre için bunun işlevini görürüz biz. Ama doğru kurallarına uygun işlerse. Evet. Onun için hani biraz önce trafik kurallarından örnek vermeye çalıştım. Hani nereden gittiğin çok önemli. Çünkü mesela İstanbul Finans Merkezi eyvallah. Ama bugün biz finans merkezlerinin esas itibariyle nerelerde gerçekten yeşerdiğini, filizlendiğini görüyoruz. Paranın olduğu yerlerde. Bizde para yok zaten. Paranın olduğu yerde çıkıyor o. Yani bizde ancak çıkması bir takım teşviklerle mümkün olan bir şey. Yani işte gelecek yabancı burada sigortasını... filan almayacaksınız. Hani bir takım vergilendirmelerden. Teşvikler vereceksiniz. Teşvikler vereceksiniz ki bu işlesin. Abi onun önemi var ayrı. İstanbul'un önemli bir hinterlandı var. İstanbul'da bu hinterlandına özellikle bazı gelişmelerden sonra kavuştu. Yani bunu kullanmak lazım. Yani dışa açılma süreci hatta Sovyetlerin Birliği'nin çöküşü bile İstanbul'un hinterlandını tekrar genişleten bir yapıda oldu. Yani o anlamda onun kullanılması lazım. Türkiye'de finansmanın çeşitlenmesi açısından da kullanılması lazım. Biz de şimdi söylüyoruz ama hani proje finansmanı diye bir şey bizde yok. Yani ciddi anlamda yok. Bunların gelmesi açısından önemli olur. Ama esas olarak finans merkezleri zaten parası olan ülkelerin de şekillenen yerleşen bir yer. Yani Londra'da olur bu, New York'ta olur bu. Moskova'da bile olur çünkü fazlası var. Biraz Dubai. Dubai'de olur. Var, evet. Var yani buralar tabii anlayışlar da son derece önemli. Altta bakın oralarda da sonuçta Dubai Finans Merkezi'ni ben gezdim. Aşağıda mahkemeleri var. Anında çözülüyor olaylar. Hmm. Bunlar çok önemli. Yani böyle işlerse... Neden olmasın? Peki bir araya gidelim. Bizim araya gitmeden önemli bir şey. Son bir şey söyleyeyim. Tamam. Gözüm hep şu senin açık bırakmış olduğun Türkiye'nin CV'sine takılıyor. 400 puan evet. Şu anda. Yani aynen. Belki bu konuyu şöyle bitirmek lazım. Yani Türkiye'nin ekonomik istikrarı, şu CV'sinin yüzlere inmiş olması, hukukun üstünlüğü, işte yargı bağımsızlığı, diğer bütün kurumların bağımsızlığı vesaire konularında da iyileştirme yapmamız gerekiyor ki böyle bir kredi derecelendirme evet. Şirketinin de güven ve itibarı sağlansın. Yoksa tek başına sağlayamayacağını hepimiz kanaat getiriyoruz zaten. Peki bir efendim araya gideceğiz. Aranın ardından biraz ABD-Türkiye ilişkileri Amerikan Ticaret Bakanı'nın Türkiye'deki temaslarına değinelim. Hakan Güldağ ve Dr. Can Fuat Güresel'le sohbetimiz devam edecek. Efendim devam ediyoruz. Doktor Can Fuat Gülesel ve Hakan Güldağ'la @bloomberg.et Twitter adresimiz. Bu kurulacak yerli hemen ben sonuna eklemek istiyorum. Milli de aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşumuzun inşallah hayırlı olur diyelim. Hakan abi zaten dünyada haberini yaptı. Hani buradaki amacın şöyle olduğunu anlıyoruz. Yeniden yapılandırmalarda bu kuruluşun şirketlere not vereceğini böylece bu bankaların daha doğru şirketlere yeniden yapılandırma noktasında ellerinde bir veri olacak. İyi şirketlerle kötü şirketler ayrılacak. İyi şirketler daha fazla maliyet ödememiş olacaklar. Böyle bir
amaç, gaye var. İnşallah amacına ulaşır. Sağlıklı, saatli ve bir şekilde Türkiye'nin yararına olur diyelim. Hepimizin hayata, dileği. Evet, hepimizin dileği. Hayata geçtiğinde de inşallah konuşuruz bir kez daha. Çünkü şu an hala haber aşamasında. Tabii tabii. Hani ortada tabii. Çıkmış, açıklanmış, resmi yok. Herhangi bir durum söz konusu değil. Bekliyoruz biz de diyelim. Şimdi ABD Ticaret Bakanı Türkiye'deki temasları. Can Fuat abi, evet. Böyle hani alışık olmadı. Bize mi böyle biraz garip geldi? Biraz uzundu yani. Evet. Bayağı adam herkesle de görüştü. TÜSİAD'la görüştü. Ticaret Bakanı'na görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Hazine Maliye Bakanı Sayın Albayrak'la. Yani herkesle görüştü. Evet. Herkesle bir temas. Bloomberg KT'ye bugün röportaj verdi. Nasıl görüyorsun sen bu temasları? Şöyle görüyorum. Bir kere şöyle değerlendireyim. İlk başlığım şöyle olsun. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere ticarette korumacılık meselesine, özellikle bu Çin, hı hı, ve daha sonra Asya'da bunu diğer ülke, bazı ülkeler de gelecek diye düşünüyorum. Benim izlenimlerim öyle oldu. Korumacılık devam edecek gibi gözüküyor Barış. Yani Çin'le bir uzlaşma olmayacak. Kolay kolay olmayacak. Yeni gümrük vergileri devam edecek. Hatta şimdi arkaya muhtemelen Vietnam, Çin sermayesinin olduğu Vietnam ve diğer ülkeler vesaireye de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tip gümrük vergileri uygulamaları vesairesiyle gelecek gibi gözüküyor. Belki buna Avrupa Birliği de eklenecek. Şimdi Ticaret Bakanı'nın bu konuda yapmış olduğu ziyareti bu çerçevede ben değerlendiriyorum ve gerçekten Amerika Birleşik Devletleri şu anda Çin, Vietnam vesaire, yani bu tip yüksek gümrük vergisi koymuş oldukları ülkelerden ithal ettikleri ürünleri, hı hı, alternatif tedarik yerleri arıyorlar. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki, daha sonra Türkiye ziyaretinin temel gerekçesi ve bütün içeriği de buydu. Ki bu sadece bir ziyaret şeklinde değil, bunun daha öncesine de gitmek gerekiyor. 3-4 ay öncesinden hazırlıklar başladı. Yani burada Türkiye İlahi Gençler Meclisi, TOB, DEİK, TAİK. Çin Başkanı'yla da görüştü değil mi? Tabii görüştü, hem de çok ciddi. Öncesinden 3 ay boyunca hazırlıklar oldu. Raporlar hazırlandı. Amerikan bakana sunuldu. Türkiye tarafına sunuldu. Ve bakan bütün bunların üzerine hazırlıklı olarak Türkiye'ye geldi. Ve şöyle oldu. Cumartesi günü resmi görüşmeler oldu ticari heyetler arasında. Pazar günü İstanbul'da yine Amerikan Ticaret Bakanı ihracatçı sektörlerin liderleriyle görüştü. Yani ki sabahtan akşama kadar 45'er dakika her sektör için uzun uzun herkesi dinledi. Yani bu çok önemliydi. Enteresan tabii, değil mi? Çok enteresan. Hani bize böyle Amerika, evet, aman canım falan işte Türkiye müttefik bile görmeyen bir ülkeymiş gibi, evet, öyle bir algı vardı. Şimdi evet, bu bakanın buraya gelmesi, dediğin gibi uzun uzun konuşması, evet, gerçekten yani enteresan. Barış şöyle, fakat yani bunu ABD ile ilişkiler iyileşiyor gibi nin üzerine yorumlamıyorum. Oraya yani, yorum. Ha, yani, yani bunu mesela Suriye meselesinde tabii ki yorumlamak lazım ama S400, hani ticari ilişkiler açısından sadece bakıyoruz. Yoksa S-400 ayrı, ne bileyim, evet, Suriye meselesi ayrı konular. Yani ayrı ayrı şeyler olarak bakılıyor. Ticaret Bakanı zaten bu tip konulara hiç girmedi. Sadece bugün iyi ki soru olduğu için S-400 ve benzerisine değindi. Daha sonra TOB'daki sektör meclisleri, ki 60 küsur değil mi Hakan, kaç? 62, evet, gibi. Hı-hı. Bütün onların temsilcileriyle görüştü. Sonra Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanı ve de basın toplantılarıyla da çok açık ve şeffaf neresine geldiğini gördü. Ya ben bu 5 günlük süreci açıkçası, ya bundan sonrası için de somut atılacak adımlar üstünde ve hangi sektörlerde ticaretin artırılabileceği de ortaya çıkmış oldu. Şimdi onlar da hızla eylem planlarına dönmeye çalışılacak ve bununla ilgili de bir her iki tarafta karşılıklı talimatlar verdi. Yanılmıyorsam 27 veya 28 Eylül, yani 27-28 Eylül'de Amerika'da bu işin eylem planları tarafı TAİK bünyesinde bu sefer, evet, devam edecek. 11 tane sektör öne çıktı. Türkiye'nin ihracatının artırılabileceği, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu korumacılık nedeniyle alternatif tedarik yerleri ararken Türkiye'de öne çıkan 11 tane sektör oldu. İşte tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv, yan sanayi, kimya vesaire gibi sektörler oldu. Fakat orada Amerikan Ticaret Bakanı'nın önemli bir açıklaması vardı ve bütün sektörlerle görüşmelerde de oldu. Bugün sizin yayında da vardı. Şu ölçek meselesi. Hı hı. Yani Çin ve benzeri, yani bu tedarik sağlayanların hepimizin malum bilinen çok büyük kapasiteleri var. Çok büyük üretim kapasiteleri var. Amerika'da genellikle
sürdürülebilir ve büyük kapasiteli siparişler veriyor. Türkiye'de firmaların ölçeklerinin büyümesi gerektiği konusunun üzerine çok durdu. Türkiye orada belki işbirliklerini firmaların arasında giderek vesaireler yapacak. Bir de önemli bir ihtiyaç Amerika Birleşik Devletleri'nin bu büyük hacimli mal ithalatı nedeniyle orada stok bulundurulması ve lojistik merkezleri mutlaka her sektör için olması gerektiğine ilişkinde bir yaklaşımları var. Yani Türk tarafının üzerine biraz bu iki konu bir görev olarak düşüyor açıkçası. Evet, bir ölçekli büyüğü arttırmamız bir de bu lojistik merkezler konusu. Açık yani ticarete açık yani, öyle görüyoruz. Bir de bugün %50-50 falan 100 milyar nasıl olacak dediler 50 milyar evet, dolar 50 tabii. milyar dolar dedi. Tabii, yani tabii. hani dengeli olsun onun evet. da mesajını verdi. Evet. Hakan Güldağ ne der? Şu anda dengeli değil. Şu anda Türkiye'nin biraz lehine gibi. Aleyhine. Aleyhine. Türkiye 8,5 milyar dolar ihracatı var. Yani 19-20 milyar dolar civarında hacim ama 8,5 Türkiye satıyor. 12 civarında Amerika bize satıyor. Evet yani, biraz şöyle ne diyelim biraz dengeye doğru yaklaşmışız. 6 milyar dolarlık bir ne diyelim açık veriyormuşuz ticaret açığı. 2014 evet. yılında şu an 2018 yılının net rakamı yaklaşık 4 milyar dolara düşmüş. 6'dan 4'ü düşmüş. Bu yılın bu yıla dair ilk veriler var ama ama 20'ye 12 falan gibi. Evet. 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 Fakat, 20 milyar dolar. 20 milyar dolar bir hacim söz konusu. Evet. Fakat inanın 2018 bizim bu demir çelik ve benzerinin üstüne evet. çok kısıtlayıcı vergiler gelmeseydi biz o seneyi 10 milyar dolar gibi kapatacaktık. Yani Amerika'ya ihracatımızı aynen kesinlikle. Öyle. Orada çok ciddi bir kesinti oldu. O bizi açığı 2 milyar dolara kadar esasında getirmişti. Fakat Amerika tabii ekonomik yapısı yani diğer konulara da değineceğim ama çok değişik ve sektörlerin büyük lobi yapabildikleri, büyük lobi etkilerinin olduğu bir alan. Mesela Amerikan hükümeti bir takım kararlar alsa da çelikle ilgili bir Türkiye'ye daha mesela insaflı davranmaya başlasa. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Amerika ne dedi? Çin'e şey koyarken, vergileri koyarken ben dedi vallahi benimle ticaret fazlası bana karşı ticaret fazlası veren ülkelere ben bu sınırlamayı getiririm hakkım vardı. Evet. Bir sürü böyle kriter getirdi. Evet. Türkiye ile bunların hiçbirisi tutmuyordu ama Türkiye'ye de getirdi. Amerika'daki çünkü çelik şirketleri özellikle bizden bu boru, çelik boru ithalatı ve diğer çelik meselelerinde ki toplamda baktığınızda bizim Amerika'dan ithal ettiğimiz çelik, ihraç ettiğimiz çelikten daha fazla. Ama ithal ettiğimiz çelik hurda çelik demir. Daha çok demir çelik. İhraç ettiğimizse işlenmiş ürün. Onu da o pazarı da kaybetmemek için antidumping soruşturmaları filan yıllardır bunu yaparlar. Ve o kadar etkilidirler ki hükümet bazında da çok açık bir şekilde haksızlık olmasına rağmen bu uygulamaları da yaptırdılar Türkiye'ye. Şimdi Amerika'nın biraz önce hocam bir altını çizdi ama ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha onun üzerinde durmak lazım. Bu Çin'le olan ticaret savaşı aslında sadece bir ticaret savaşı boyutunun çok ötesine geçen bu hegemonya mücadelesi Amerika'yı herkesle birebir ilişki kurmaya doğru itti. Biliyorsunuz Amerika Transpasifik ve Transatlantik yatırım anlaşmalarını bile rafa kaldırmış bir yer. Hani Transpasifik'te neredeyse imzalar atılacaktı. Dedi ki yok ben herkesle tek tek yapacağım bu işi dedi. Hakikaten bu görüşmeleri de öyle götürdü. Şimdi Vietnam'la diğer ülkelerle hep bunu tek tek yapmaya çalışıyor. Evet. Bu onun yeni politikasının bir iz düşümü, bir uzantısı gibi. Onun için de Türkiye ile biraz uzun sürdü bu anlaşmalar. Belki Türkiye'nin de şu anda bu tavır lehine de gelişmiş olabilir. Çünkü biz bu Transpasifik bizi çok belki direkt ilgilendirmiyordu ama Transatlantik konusunda özellikle çok işin dışındaydık. Avrupa'larla beraber müzakere edemiyorduk.
Amerikalılara gittiğimizde bunu söylediğimizde siz Avrupa cephesinde yerinizi alın, gelin karşımıza, biz onu birlikte görüşüyoruz diyordu Gümrük Birliği meselesinden dolayı. Ama biz de Avrupa'ya gittiğimizde valla siz üye değilsiniz ki deyip Amerika ile kendi görüşmelerini yürütüyorlardı. O açıdan biraz Türkiye'nin lehine. Ha, 75-100 milyar dolar tabii bunlar hedeftir. İddialı hedefler de her zaman önemlidir. Olmaz diye bir şey yok ama şu anda bizim daha dengelememiz gereken bir dış ticarete sahibiz. Yani hiç olmazsa o 50-50 olacaksa, yani 8'e 12 değil de bunun hiç olmazsa 9-10'larda bir yerlerde dengelenmesinde fayda var. Onun için Amerika'dan bizim talep edecek durumumuz var. Peki. Fakat şunu da söyleyeyim. Artık bugün dünyada ekonomik araçların jeopolitik ve siyasi kazanımlar için açık bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Onun için yani burada bu mesele Suriye'nin, İdlib'in, güvenli bölgenin dışındadır ama aynı zamanda içindedir. Doğru diyorsun. Peki. Evet. Bu arada bu kredi derecelendirme yerli inşallah kurulacak. Bekliyoruz. Ona dair sadece yeniden yapılandırmalara ilişkin notlar değil. Bunun bankaların teminat, işte kefalet bankacılığı gibi yerine daha standart ratinglere göre hem şirket performans ve risklerinin de analiz edilerek bir rating verileceği ifade ediliyor konuya yakın kaynaklar tarafından. Amaç burada kredi verme kültürünün gelişmesini sağlamak, değişmesini sağlamak ve kaynakların da doğru yere aktarılmasını sağlamak. Dolayısıyla inşallah hayırlı olur diye ifade ederim. Bu kurulması beklenen yeni kuruluşun, bir kez daha tekrarlıyorum, sadece yeniden yapılandırmalar noktasında not vermeyeceği, artık bir yani rating verme kültürünü değiştirmeye dönük şirket performans ve risklerini analiz edecek bir şirket amaçlanıyor. Sadece öyle değil ama yeniden yapılandırmalar için de not verecek yani herhalde. O da içinde olacak sanırım. İşlevi tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Doktor Can Fuat Küresel, ağzına sağlık. Hakan Güldağ, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Birazdan 22'de küresel piyasada buluşmak üzere efendim.